Merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Ben de Bahadır. Öncelikle bu Green Box olayı nereden geldi onu bir açıklamak istiyorum. AliExpress'ten yaptığım bir alışveriş sonucunda arkadaş ürünü eksik yolladı. Evet. Ve daha sonrasında hediye olarak bu ürünü bize gönderdi. Sağ olsun. Sizlere bu ürünü incelemek istedik ve özelliklerini aktarmak istedik. Aynen, ben teknik özel kısmından bahsedeceğim size ilk olarak. İşte ışık montajı nasıl yapılır, kurulum nasıl yapılır, bunları teker teker göstereceğim. Kaan da bize... Ben de sizlere arka plana nasıl kolayca video koyabiliriz, detaylı detaylı ve sade bir biçimde anlatacağım. Aynen. O zaman ben sana yer açıyorum, sen de istersen. Şimdi ben size ilk olarak teknik kurulum kısmını göstermek istiyorum. İlk önce Çin'den gönderen arkadaş, Green Box kurulacağı zaman siyah çubuklar vardır, yani perdenin köşelerden desteklenmesi için. Fakat biz arkadaş bu çubukları göndermemiş, sadece düz olarak perdeyi göndermiş. Kendiniz kurarsınız diye. Şu kısımda bir hemen arkadaşım Kaan video açacaktır. Biz daha çok çubuklar tutturmak yerine arkadaşlar bantlamayı tercih ettik. Ve bantlarken de biraz zor oldu ama eğer Green Box'ı kuracaksanız, hani kuracağınız yerin bir kere arka planın dümdüz olması gerekiyor. Çünkü size karşıdan ışık geldiği zaman, atıyorum şu an çok gölgelendirme olursa, ışık burada gölgelendirme yapacaktır. Ve montaj sırasında Kaan size gösterecek. Burada gölgelendirme olduğu için çektiğiniz video parça pinçik, karalı karalı, yani güzel çekmeyecektir. Arka plan düz zemin hazırladıktan sonra ikinci önemli olan şey kriter, burada ışıklandırma arkadaşlar. Işığın size, atıyorum şu an kamera tam benim önümde. Atıyorum evinizde bir güzel büyük bir avize var. Işığın tam sizin karşınızda olmasına dikkat edin. Çünkü eğer ışıkları çok sağa veya sola koyarsanız bizim çapraz kısımlarımızda gölgelendirme oluşacaktır ve bu gölge oluştuğu zaman yine daha deminki gibi arka planı sildiğiniz zaman pikseller oluşacaktır ve siz de burada kalitesiz bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Şimdi isterseniz ufaktan kurulumu geçtik, montaj kısmına başlayalım. Evet arkadaşlar, Bahadır bizlere ürünün teknik kısımlarını gösterdi. Ben de size şimdi montajı göstereceğim. Öncelikle Green Box kurulu kendi videomuzu, arka planı yeşil olan videoyu ve arka plana koyacağımız videoyu kolay erişebileceğimiz bir yere koyalım. Daha sonra Adobe After Effects programını açalım. GS5'te de bu işlemi yapabiliyoruz fakat diğer sürümler hakkında bir bilgim yok. Ben GS6 kullanıyorum. Öncelikle arka planı Green Box'da olan videomuzu proje bölümüne atıyoruz. Proje bölümüne attıktan sonra zaman çizelgesi bölümüne atıyoruz. Eğer videonuzda siyah çizgiler gözüküyorsa buradan Fast Preview bölümünden Fast Draft seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra Efekt bölümünden Keying alanına gelerek Keylight 1.2 eklentisini açıyoruz ve Screen Color bölümünden Green Box'ın rengini seçiyoruz. Gördüğümüz üzere arka planımız siyah oldu. Daha sonra tekrar proje bölümüne geliyoruz. Arka plan eklemek istediğimiz videoyu proje bölümüne sürükleyip bırakıyoruz. Ve daha sonra bunu zaman çizelgesi bölümüne sürüklüyoruz. Dikkat etmemiz gereken nokta, arka plana koyacağımız videoyu ikinci video olarak göstermek. Eğer ilk sıraya alırsak video arka planda kalacak ve kendimiz gözükmeyeceğiz. Evet, video bazen kendini eşitleyemeyebiliyor. O yüzden siz elinizle arka plana koymak istediğiniz videoyu bütün arka plan olarak elinizle ayarlayabilirsiniz. Evet, videoyu da ayarlamış olduk. Bir ön izleme alalım. Ön izleme için 0 tuşuna basıyoruz. Ve bu yeşil barın dolmasını bekliyoruz. Ve böylece render ön izlememizi görebileceğiz. Öncelikle bu Green Box olayı nereden geldi onu bir açıklamak istiyorum. Evet, gördüğünüz üzere arka plan gayet net bir şekilde gözüküyor. Sesler gayet net bir şekilde geliyor. Şimdi sıra render işleminde. Render için File sekmesine tıklıyoruz. Ve daha sonra export sekmesine geliyoruz. Ve Add to Render Queue bölümüne tıklıyoruz. Render işlemi alınmış gözüküyor.
Burada dikkat etmemiz gereken nokta Best Settings dursun burada. En iyi ayarlar seçili. Lossless bölümüne geliyoruz. Burada videomuzu hangi formatta kaydetmek istiyorsak onu seçiyoruz. Örneğin H264 diyelim. Daha sonra videomuzda ses olsun istiyorsanız Audio Output bölümünü tıklıyoruz ve OK'ye basıyoruz. Eğer render dediğinizde render işlemine başlamazsa muhtemelen sizden bir render'ı nereye yapacağı için bir kısa yol isteyecektir. Output 2 bölümünden bir klasör seçin. İşlemi oraya yapacaktır. Mesela buraya klasörümüzü açalım. Ve kaydet diyelim. Evet. Ve şimdi render diyoruz. Gördüğümüz üzere render işlemi başladı. Evet, render işlemimiz tamamlandı. Şimdi videomuza bakalım. Evet, gördüğümüz üzere videomuz gayet arka planı net bir şekilde gösteriyor. Sesler gayet yerinde. Tabi arka planın kalitesi Greenbox'ın kalitesine ne kadar uygun ışık kullandığınıza ya da arka planı koyacağınız videonun kalitesiyle doğru olarak değişmektedir. Bu video 720p olduğundan dolayı birazcık kalitesi bozuk gözükebilir. Fakat siz 1080p olarak videolar bulabilirsiniz ve bunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa YouTube bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.